Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır ve iyisinizdir. Bugünkü videoda yeni keşfettiğim bir ekran kayıt programından bahsedeceğim. Aslında sadece bir ekran kayıt programı değil, sizlere göstereceğim program. Bunun dışında başka özellikleri de bulunmakta. İsterseniz lafı da çok fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Active Presenter 9 ben de araştırma yaparken keşfettiğim bir program. Daha önce ben de kullanmadım. Fakat bu videoyu çekmeden önce birkaç deneme yaptım arkadaşlar. Şimdi Active Presenter bir video kaydedici olmasının yanı sıra aynı zamanda bir slide sunum hazırlama programı ve e-öğrenme içinde arkadaşlar kullanılıyor. Bakın buraya gelip pricing, yani fiyatlara girdiğimizde gördüğünüz gibi işte lisansı 199 lira standart lisans, burada da pro lisansı gösteriyor. Fakat arkadaşlar hemen şuradan ürünlere geliyoruz. Bakın buradan download diyor. Gördüğünüz gibi özellikleri de burada yazıyor. Yani ekran kaydı dışında yapabileceğimiz başka özellikleri de bulunmakta. Şimdi bakın buradan download'a bastığımızda indirmemize izin veriyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurada notlar var. Hemen ben bunu Türkçe çeviriyorum. Bakın diyor ki kurulum ücretli ve ücretsiz paketler için bir tanedir diyor. Ve diyor ki bakın ikinci maddede ücretsiz sürümle video eğitimleri oluşturabilirsiniz. Diğer formatlara filigran olacaktır. Yani bir video kaydı alıp bunun çıktısını alırken herhangi bir filigran yok. Ve arkadaşlar bakın diyor ki bunu da istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Yani indirdiğiniz sürüm bir deneme sürümü ama sadece ekran kaydı alıp bir video oluşturacaksanız bunun herhangi bir zaman sınırlaması yok. Bu da arkadaşlar bizim rahatça ekran kaydı almamızı sağlıyor. Şimdi bakın buraya geliyoruz. Buradan download'a basarak arkadaşlar bunu indirebilirsiniz. Ben şimdi durduracağım çünkü indirip kurdum. Ve arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Şurada sıkça sorulan sorulara gelip hemen yine çeviriyorum. Bakın lisanslama ve satış soruları bölümünde diyor ki Free Edition, yani bizim indirdiğimiz sürüm, kişisel ve ticari olmayan kullanım için ücretsizdir. Yalnız arkadaşlar burada ticari olan nedir ve ticari olmayan nedir'i pek de açmamışlar. Yani bunu siz kendiniz de buradan destek bölümünden veya kullanıcı topluluğundan öğrenebilirsiniz ve burada da diğer sorulara yanıtlar veriyor. Şimdi bunu indirip standart ileri 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 diyerek kuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuraya geliyor. Şuradan ben çalıştırıyorum. Çalıştırdığınızda bakın böyle tıpkı PowerPoint slaytları gibi bölümler oluşuyor. Burada örnekler falan var. Ama bizim işimiz tabii ki şuradaki Record Screen as Video, yani video olarak kaydet bölümü. Bakın buraya tıkladığımda hem ses hem webcam kaydı alıyorsunuz. O buradan tabii ki ekranın hangi bölümünü kaydedecekseniz, mesela custom derseniz, buradan istediğiniz boyutları belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine buradan eğer ses kaydı olmasını istemiyorsanız bunu kapatabilir. Veya arkadaşlar buradan sisteminizin seslerini kayıt etmesini istemiyorsanız bakın şuradan Do Not Record System Audio'yu seçebilirsiniz. Ve buradan varsa bir mikrofonunuz onu seçerek ses kaydı da alabilir ve buradan da sesi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan ayarlara geldiğimizde buradan bakın 60 standart olduğu için 60 frame rate de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kaliteyi de yükseltebiliyorsunuz 100'e kadar, ama bunu çok yükselttiğinizde tabii ki çıktı alırken süre kısalıyordur. 90 idealdir o yüzden. Ve ses kaydı için özellikler 48.000 Hz'de bırakmanız ses kalitesi açısından iyi olacaktır ve stereo'da bırakmanız da tabii ki daha iyi olacaktır arkadaşlar. Burada da webcam kalitesi, bunu da 100 yapabiliyorsunuz. Buradan da mouse kursörünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Bunu açarsanız kaydınızdaki her tıklamada bir klik sesi gelecektir kursör efekte. Bunu o yüzden ben kapalı tutmayı tercih ediyorum. Üstteki ayarlarda ise mouse'umun, yani şu beyaz, şu an kıpırdattığım mouse imlecini göster, yani kaydet bölümü var. Bunu ben göstersin diye arkadaşlar açıyorum. Şurada da kısa yollar var arkadaşlar. Ben durdurma tuşunu, yani durdurup devam etme tuşunu F9 yaptım. Tamamen durdurup bana kaydettiği dosyayı göstermesi için de F10 yaptım arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra save dedim ve bakın şimdi şöyle bir kayıt alalım. Bu şekilde bir gördüğünüz gibi geri sayım başlıyor ve kayıt almaya başlıyor. Şu şekilde ben hızlı bir biçimde size örnek olması açısından arkadaşlar kaydımı alıyorum.
Ve arkadaşlar kaydımız bittiğinde bakın bu şekilde bir bölüm açılıyor. Buradan şu imleci şöyle yukarı aşağı oynatarak büyütüp küçültebiliyoruz şu alanı. Şimdi arkadaşlar burada bazı özellikler, bakın diyor ki şu anda free edition'ı kullanıyorsunuz. Bu diyor deneme ya da ticari olmayan amaçlarla kullanılır diyor. Yine arkadaşlar bakın burada dilediğiniz bir şeyi şurada bakın ikiye böl bölümü var. Buradan bunu seçerek şu şekilde ikiye bölebilir. Şuradaki transitions'lardan da geçiş ekleyebiliyorsunuz. Hem videonun başına hem de aralarına arkadaşlar. Yani burada bir edit programı gibi de kullanabilirsiniz. Ama ben açıkçası video editlemek için çok da tercih etmem. Çünkü biraz basit kalıyor. Dolayısıyla ben sadece bunu video kaydı almak için kullanırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi çıktı almak için bakın şurada export bölümü var. Buraya geliyorsunuz. Bakın diyor ki arkadaşlar web sitesinde de diyordu ki video çıktısı almak için herhangi bir filigran yok. Ama diğer bölümlerde filigran olacak. Dolayısıyla bakın ben buradan videoyu seçiyorum. Videoyu seçtikten sonra burada renderlama özellikleri bulunuyor. Burada sesi de dışarı aktaracaksanız bakın export audio'yu seçmeniz gerekiyor. Ve burada video boyutları var. 1920x1080'den fazla alacaksanız da bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın frame rate 60, kalite 90 ve ses kalitesi de stereo ve 48.000 Hz olarak ayarlı burada. Daha sonra bakın kaydedeceği yer soruyor. Ben buradan masaüstünü seçiyorum. Save diyorum. OK'ye basıyorum ve hızlı bir biçimde render alıyor. Zaten çok kısa 19 saniyelik bir video kaydı almışım arkadaşlar. Hemen bunu da size göstereyim. Bakın diyor ki başarılı şekilde export edildi, yani dışarıya aktarıldı. Bunu hemen açmak ister misiniz? Ben sadece dosyayı aç diyorum. Bakın buraya kaydetti. Burası da zaten masaüstü. O yüzden kapatıyorum. Bunu da şöyle küçültüyorum arkadaşlar. Aldığımız çıktı. Burada bakın hemen tıklayalım. Bakın şu an gördüğünüz gibi aldığımız kaydı gösteriyor. Herhangi bir gördüğünüz gibi filigran bulunmuyor arkadaşlar. Ve şöyle hemen sağ tıklayıp özelliklerine de bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 60 kare ve veri hızı ve toplam bit hızı da burada. Bence ücretsiz bir kayıt programı için oldukça yeterli. Eğer ki arkadaşlar herhangi bir kayıt programı bulamıyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Evet, bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.